Evet sevgili dostlar, çok şükür yine bir aradayız. Bu güzel kış gününden hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün çağımızın diğer hastalıklarından biri olan kaygıyı konuşacağız. Kaygı bir hastalık olarak kendini gösteriyor artık hayatımızda. Ve hayatımızın neredeyse büyük bir bölümünde kaygının bizi yönettiğini fark ediyoruz. Kaygılarımız yüzünden pek çok güzel şeyi görmezden geliyoruz veya kaygılarımız yüzünden pek çok yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Oysa kaygıyı yenebilecek güce sahip olsaydık, yani kaygıyla birlikte yaşayabileceğimiz kanısını hayatımızdan çıkartsaydık belki çok daha mutlu olabilirdik. Belki çok daha başarılı olabilirdik. Ama maalesef hep kaygı bize eşlik ediyor. Hep kaygı hayatımızın bir yerinde kendini gösteriyor ve biz hep kaygıya boyunu büküyoruz. O yüzden ne yapmamız lazım? Bizim kaygılarımızı tanımamız, kaygının neden yaşandığını, neden doğduğunu bilmemiz ve onun bizi yönetmesine izin vermememiz gerekiyor dostlarım. Bugün sizinle uzun zamandır yapmadığım bir hikaye durumunu paylaşmaya çalışacağım. Yani bir hikaye anlatmaya çalışacağım. Ormanlar Kralı Aslan bir gün çok kaygılanmış. Kaygılanmakla birlikte birazcık da hem gücünü hem aklını kullanmak istemiş. Diğer avladığı hayvanlarla bir anlaşma yapmak istemiş. Anlaşma şu: ben zaten her gün ava çıkıyorum, sizden birinizi avlıyorum ve karnımı doyuruyorum. Ne ben yorulayım, ne siz kaygı içerisinde yaşayın. Siz her gün bir kura çekin, aranızda birini bana getirin. Ne ben o gün bir uğraş içerisinde olayım, ne de siz bir kaygı içerisinde yaşamınızı sürdürün diyor. Avlanan hayvanlar bunu çok mantıklı buluyorlar kendi aralarında. Bu kura sistemini getiriyorlar. Artık aslan ense yapıp geçinmesine devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Çünkü her gün yeni bir av önüne kendi gönüllü olarak geliyor. Aradan zaman geçiyor. Kura'nın sırası tavşana geliyor. Tavşana sıra gelince tavşan bir panik oluyor. Kaygılanmaya başlıyor. Ne yapacağını bilemez oluyor tavşan. Sonra bu kalabalıkta çıkarttığı seslerden dolayı bütün avlanan hayvanlar bir araya geliyor. Tavşan da bu bir araya gelmeyi fırsat bilip "benim bir planım var" deyip ortaya atlıyor. Planı varken de, bu planı anlatırken de artık neden biz gönüllü olarak avlanıyoruz ki, neden aslanın bu sistemine kabul ettik gibi gibi isyan çıkartacak sözler söylüyor. Sonunda bütün hayvanları ikna ediyor planına. Planını hayvanları ikna ettikten sonra da biraz gecikmiş oluyor artık. Aslan sabah olmuş, hala av gelmemiş önüne. Hala onun anlaşmasına uyulmamış. Tavşan iki büklüm aslanın karşısına çıkıyor. Aslan bir hışımla, sinirle "nerede kaldın, siz niye anlaşmanıza uymuyorsunuz" diye tavşana kızmaya başlamış. Sonra ne olmuş? Tavşan güzel diliyle, güzel kurduğu cümlelerle aslanı biraz sakinleştirmiş. Sonra içinde bulunduğu durumu anlatmış. Neden oraya geç kaldığını anlatmaya çalışmış. Demiş ki, "ben buraya gelirken senin yoluna geldiğim esnada sana diğer tavşanı, avı getirecektim ben. O esnada başka bir aslan çıktı karşımıza. Biz o aslana dedik ki, bakın buraların sahibi haşmetli, çok güçlü bir aslan var. Biz ona gidiyoruz" dedik. "Ama kimmiş bu haşmetli aslanınız" diyerek "size getirdiğim avı avladı. Sıkıyorsa karşıma çıksın" dedi. Bunu duyan aslan kaygılanmaya başladı. Çünkü sistemi artık bozulacaktı. Hayatı planladığı gibi gitmeyecekti. Bu kaygı aslanın hırsla, düşünmeden, planlamadan harekete geçmesini sağladı. "Düş önüme o zaman, götür beni şu aslanın yanına" dedi tavşana. Aslanın yanına giderken tavşan önde, aslan arkada gidiyor diğer aslanın yanına giderken. Bir yerde tavşanın ayakları yavaşlamaya başladı. Geri geri
ilerlemeye başladı. Bu geri adımlardan dolayı arkadaki aslan hışımla söyledi. Neden yavaşladın? Hala götürmedin beni aslanın yanına diye. Efendim, şu gördüğünüz çukur var ya, bu çukur bu kuyunun içerisinde bizi avlamıştı. Diğer aslan size getirdiğim avı götürmüştü dedi. Tabii o kuyuya aslanı atmak istiyor tavşan. Ama aslan da uyanıklık yapıyor. Tavşanı kucağına alıp göster bakayım bana şu kuyuyu diyor. Kuyuya baktıklarında hakikaten de bir aslan içinde bir kucağında bir tavşan görüyor. Aslanın yüzü o kadar sinirli, o kadar şey ki, vahşi ki bir hışımla tavşanı atıyor ve o kuyunun içine atlıyor. Meğerse o kuyu su birikintisi. O su birikintisinin içerisinde o hırsından dolayı oracıkta can veriyor aslan. Evet, sonra tavşan gelip bunu avlanan diğer hayvanlara anlatınca bir kutlamalar alıp başını gidiyor. İşte burada kaygı kendini nerede gösteriyor? Yani kaygı nasıl var oluyor o anlatmaya çalıştım. Aslında dostlarım, kaygı denilen şey bizim içimizden çıkıyor. Sonra bizim karşımıza bize hesap sorarak geliyor. Yani aslanın avlanmada yaşadığı o kaygı durumu onun karşısına hesap sorarak çıkıyor. Oysa doğayı bozmasaydı, oysa doğanın sistemini bozmadan, bu kaygıyı doğanın sistemini bozarak kullanmasaydı hala hayatını sürdürüyor olurdu. Ve diğer hayvanlar da bu kaygı sisteminin içerisinde kaybolmazdı. Gönüllü olarak her seferinde bir başka arkadaşlarını şeye vermezlerdi, aslana vermezlerdi. Bununla ilgili çok bir sürü hikaye var. Yine bir gün aslan bir anlaşma yapıyor öküz sürüsüyle, büyük baş hayvanlar sürüsüyle. Bu anlaşmada aslan diyor ki zaten ben sizi hep avlayacağım. Sizin aranızda yaşlanmış olan, avlanmak üzere olanları siz bana verin ki ne ben yorulayım ne siz yorulun. Sonra bir gün ilk başta sarı kızı veriyor. Bu büyük baş hayvanlar kendi aralarında anlaşıp sarı kızı veriyor. Sonra dik kuyruk, sırmalı, benekli derken bir bakıyorlar bayağı azalmış sürüleri. Sonra bir araya geliyorlar. Biz hatayı nerede yaptık diyorlar. Hatayı nerede yaptılar biliyor musunuz? Hatayı sarı kızı vermekte, dik kuyruğu vermekte yaptılar. Siz olun dostlarım, kaygınız yüzünden sevdiğiniz insanları olumsuzluklar içerisinde, hastalıklar içerisinde bırakmayın. Siz olun, kendi kaygınızdan dolayı karşınıza çıkan insanları ön yargıyla yargılamayın. Ön yargılarınızı yüklenip, kuşanıp ön yargılarınızla karşılamayın insanları. Yoksa kaygılar olmasaydı hayat gerçekten çok daha samimi olurdu hayat içinde bulunduğumuz dünyada. Ama hep kaygılar bizi yönetir oldu. Bana bunu nasıl yapar? Ben bunu hak edecek ne yaptım ki deyip sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanları hayatımızdan çıkarır olduk. Ya da acaba ne yapacak? Acaba niye böyle davranıyor deyip daha da olumsuzluklar içerisinde bulduk kendimizi. O yüzden bana bunu nasıl yapar değil de bunu neden yaptığına odaklanıp bunu neden yaptığını bulup onu çözmeye çalışırsak o zaman sağlıklı, mutlu bir hayat yaşayabiliriz. Onun dışında kaygı hiçbir zaman yakamızı bırakmaz. Kaygı bize her zaman hesap sorar. Gelin kaygı bize hesap sormasın. Biz kaygıya hesap soralım. Neden bana bunu yaptırıyorsun? Neden karşımdaki insan bana bunu yaptığı yerine neden bunu yaptığına odaklanalım ki mutlu bir hayat yaşayalım. Bunun ötesinde maalesef mutlu olamayız dostlarım. Kendinize iyi bakın.